böyle böyle yapacaksın. Ben sana söylemişim ya, dene bakayım. Tamam bak, evde çalışma. Bak geçen sefer de gösterdim sana, çalışmamışsın. Ha bir daha yap bakayım. Yap bakayım, yap yap. Heh. Aa gel gel, uzun zamandır senin boynunu ölçmüyorduk güzel kızım. Uçalım mı senin boynunu ölçelim? Yuhuu. Gel bakalım. Evet dur bakalım. Oo benim kızım ne kadar uzamış ya. Yoksa benim kızım ahtapota binecek kadar uzamış mı? Hadi gidelim. Hem zaten 6 sene bekledik. Artık yeter değil mi? Gidelim ve uçalım. Baba, ben parmak uçlarıma kalktım. Yeterince uzun değilim. Ama beni kandıramazsın. Seni gördüm, dik duruyordun. Ya baksana, sadece oradan oraya bir uçuşan şeylere bineceğiz. Gerçekten korkacak bir şey yok. Ben korkuyorum. Sana söz veriyorum, çok eğleneceğiz diyorum ya. Sana söylemiş miydim, benim çocukken en çok sevdiğim şey bunlara binmekti. Ama ben sevmiyorum. Ama bilmedin ki daha Melis. İyi tamam tamam, nasıl istersen. Sonuçta bugün senin günün değil mi? Ben sadece beraber eğleniriz diye düşünmüştüm. O zaman tekrar gidip atlı karıncaya binelim. Baba dur. Eğlenceli görünüyor. Hadi gel. Tamam bak, bana güvendin ya, göreceksin çok eğleneceğiz ya. Korkma tamam mı güzel kızım? Hı? Çok güzel değil mi Melis? Söylemişsin sana. Tamam kızım. Tamam çekme. Dur dur. Bir şey olmadı da ne demek ya? Belli ki bir şey olmuş. Baksana kızım durumuna. Bir şey olmadı diyorum. Luna Park'ta çocuklar için yapılan bir oyuncağa bindik. Ne? Sen nasıl bindirirsin Melis'i o aletlere? Ya ne kadar nefret ettiğini biliyorsun. Beni kendinle karıştırma. Ben zorla bir şey yaptırmam. Sakin olun lütfen. Ben karnında bir sorun var mı yok mu onu sordum sadece. Yok. Yok. Peki acilde ailelerde bir hastalık olmadığını söylemişsiniz, doğru mu? Teyzem kron hastası. Atladın değil mi? Hı? Söylemedin doktorlara. Ya, unuttum. O telaşta aklım gitti. Hem teyzenin hastalıklarını akılda tutmak da zor tabii, biliyorsun. Sen benim teyzemin hastalıklarıyla uğraşacağına 5 dakika çocuğunla ilgilenseydin. Kron değil. Kızınızda kron hastalığının hiçbir belirtisi yok. Kron değil. Zaten haftanın 2 günü görüyorsun. Onda da hastane odalarından topluyorum çocuğumu. Abartma yine Ezgi. Abartma mı? Ben mi abartıyorum? Ha? Sen baksana neredeyiz biz? Ha? Neredeyiz biz? İşsizlik başına vurdu değil mi? Nasıl şımartacağını şaşırdın çocuğunu. Dön dolaş yine aynı konuya gel, tamam mı? İşsizlik. Herkes duysun. İşsizim. Evet. İşsizim. Evet. Tamam işsizsin. Mı? İşsizim. Evet. İşsizsin. Sessiz olun lütfen. Hastanedeyiz şu an. Farkında mısınız? Aile meselelerini dışarıda konuşun lütfen. Boşandık biz. Onu fark ettim. Bu laboratuvarda geliştireceğimiz ilaçlar... İnanın kanserle mücadelede çok önemli bir rol oynayacak. Yani her yıl binlerce insanı iyileştireceğiz. Ve daha önceki yaptığınız cömertliğinizden kaynaklı inanın ilk siz aklıma geldiniz. Hedefimize ulaşmak için de çok az bir miktar kaldı, 5 milyon. Peki bu laboratuvarın ismi ne olacak? Vakıf senedimiz uyarınca Valide Atik ismi dışında bir isim kullanamıyoruz maalesef. Canım değiştirin o zaman senedi. Yapılamayacak şey değil. Rıfkı. Canım ne söyleyeyim, sen de. Tamam, çok iyi. Hayırlı bir yatırım. Ama onca para veriyorsak bir yere ismimizi de yazdıralım değil mi? Yüzünüzde bir şey var. Şuranız da kayboldu. Şöyle indi, şurada. Rıfkı.
Affedersiniz, hemen geliyorum. Bekleteceğim sizi. Oh. Ateş, ne yapıyorsun? Ben burada bağış toplamaya çalışıyorum. Sen abuk sabuk oyunlar oynuyorsun. Benim galiba, ha? Ver reçetimi, bitti ilaçlar. Sana daha yeni reçete yazdım. Ne çabuk bitirdin. Ver şunu. Adam peşimizde. Şansını zorlama. Yani Ateş Hekim oğlu hocamızı duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Kendisi nevi şahsına münhasır bir insandır efendim. Evet, nerede kalmıştık? Onkoloji laboratuvarı. Dediğim gibi. Yani vakfın ismini değiştiremiyorum. Affedersiniz. Nasıl? Tamam, hemen geliyorum. Çok özür diliyorum tekrar. Bu acil bir durum. İsterseniz ben gelene kadar siz de asistanımla hastaneyi gezersiniz, olur mu? Mahir Bey, burada ne yapıyorsunuz öğrenebilir miyim? Yani daha önemli işleriniz yok mu sizin, dışarıda suçluları yakalamak gibi? Onun için buradayım zaten. Üstelik bu hafta izinli olmama rağmen. Ah, ne rahatlatıcı bir haber. Demek ki dışarıdaki bütün azılı suçluları yakaladınız. Yok, hayır, hepsini yakalayamadım. Birkaç tane kaldı. Anlaşılan izin günlerinizi birlikte geçirmek istediğiniz bir aileniz de yok. Aileleri bu işe karıştırmayalım lütfen. Ama siz benim ailemi karıştırıyorsunuz Mahir Bey. Bakın Mahir Bey, her ikimizin de mesleklerinden dolayı hayatın kısa olduğunu bildiğimizi düşünüyorum. Yani bir sürü kötülükle uğraşıyoruz. Siz dışarıda uğraşıyorsunuz suçlularla, biz de burada hastalıklarla uğraşıyoruz. Öz cümle şunu demeye çalışıyorum. Bu kadar meşguliyetin arasında sizin bu konuyu bu denli kişiselleştirmenizi anlamlandıramıyorum. Bu kişisel bir mesele değil. Öyle mi? Peki o zaman şunu söyler misiniz bana, niçin onkoloji şefimiz Orhan Bey'in hesaplarını bloke ettiniz, aracını çektiniz? İlaç, bir saniye lütfen. İlaç yazma yetkisini askıya aldınız, söyler misiniz? Çalışanlarımız sizin yüzünüzden rahat olamıyorlar, sağlıklı bir ortamda çalışamıyorlar. Çünkü sürekli bizim de acaba başımıza bir şey gelir mi korkusuyla yaşıyorlar. Bakın, kızgınlığınızı anlıyorum. Ama ne yazık ki yanlış insana kızıyorsunuz. Mahir Bey, ben kızgın değilim. Sadece kırgınım. Yani kızgın olduğumda beni görmek istemezsiniz eminim. Tabii görmeden bilemeyiz. Sizce Orhan Bey'in hesaplarını bloke etmek adil bir durum mu? Hayır, değil. Anlaşılan umurunuzda da değil. Bakın İpek Hanım, her işin bir yolu yordamı.